Evet, salon muhteşem. Evet, herkesi çok büyük sevgi, saygı ve kocaman bir gülümsemeyle selamlıyorum. Bugün bu kocaman gülümsemenin sebebini paylaşacağım sizinle. Meslek aşkımı, öğretmenliğe olan tutkumu paylaşacağım. Duygu ve düşünceler tabii paylaşıldıkça daha güzelleşiyor, daha anlamlı hale geliyor. Öğretmenliğin bana yüklediği çok farklı bir haz var. Bunu paylaşacağım, konuşacağım. Ve küçükken oynadığınız bir evcilik oyunu, geleceğe dair, gelecekte seçeceğiniz mesleğe dair size ipuçları veriyor aslında. Ve benim örneğin 2 kardeşim var ve ben onlarla evcilik oynaya oynaya aslında... Onlara ders anlata anlata, kendi ödevlerim yetmiyormuş gibi onların da ödevlerini yapa yapa aslında bir şekilde kendimi öğretmenliğe hazırlamış oldum ve özellikle de küçükken hep biz öğretmencilik oynardık ve ben hep öğretmen olurdum. Velhasıl hayallerim gerçekleşti, ben bir öğretmen oldum ve öğretmenim derken bile o kadar heyecanlanıyorum ki çok gurur duyuyorum ve 12 yıllık köy okulu öğretmeniyim. Meslekteki 13. yılıma girdim ve çok farklı köylerde görev yaptım. Samsun'un farklı köylerinde. Birleştirme sınıflarda eğitim veriyorum. Çoğu insan bilmiyor bile birleştirme sınıfın ne olduğunu. Bazılarına ilkel geliyor, imkansız gibi geliyor. Ama ben birleştirme sınıfın ve köy okulu öğretmenliğinin olumlu yanlarını görmeye çalıştım hep. Hep avantajlarıyla uğraştım, onunla yola çıktım. Ve çoğu ülkede bu birleştirme sınıflar bir eğitim modeli gibi uygulanıyor ve özellikle eğitim lideri öğrenciler yetiştirmek adına yapılıyor bu. Ben de bu şekilde yola çıktım ve tek öğretmensiniz. İşte okuldaki her şey sizsiniz. 4 sınıf bir arada, 5 sınıf bir arada eğitim, öğretim veriyorsunuz. Müdür de sizsiniz, öğretmen de sizsiniz, memur da sizsiniz, yeri geliyor hizmetli de sizsiniz. Her şey sizsiniz o okulda. Ve Samsun'un çok çeşitli köylerinde görev yapmaya başladım. Fakat köy okulu öğretmenliğinde şöyle bir durum vardı. Atanıyorsunuz, gittiğiniz köy okulunda öğrenci sayısının azlığıyla okul kapanıyor. Onun altına düşünüyor. Okul kapanıyor, sizi farklı bir köye veriyorlar. İşte o okul kapanıyor, farklı bir köye veriyorlar. Fakat eğitim bir süreç. Yapmak istediklerinizi tam yapamıyorsunuz. İşte fikirden harekete dedik ya, bir fikriniz var fakat harekete geçiremiyorsunuz. Sonrasında... bir şey gözlemliyorsunuz. Yani bir sosyolog gibi çevrenizde olup bitenleri gözlemliyorsunuz ve şunu hissediyorsunuz. Ya köyden kente ciddi bir göç var. Bu aslında bizim kanayan bir yaramız. Ve fikir hemen kendiliğinden oluşuyor. Aslında köyleri cazip hale getirebilmek, köy okulunu cazip hale getirmek. Bunun adına neler yapması? Belli bir fikir kafanızda var. Fakat şunu da inanıyorum, evren eylemi destekliyor. Eyleme geçmeniz lazım. Fikir var, bu fikri... ertelemeden harekete geçirmeniz lazım. Çünkü ertelediğiniz zaman fikrin tazeliği kalmıyor. Sonrasında asıl öğretmenlik maceramın başladığı Kumköy İlkokulu'na atandım. Ve buradan bu fikrimi harekete geçirmek adına özellikle de okulun dış görünüşünden başlayıp belli bir değişim, gelişim yaratmak istedim. Öğretmen kendi ışığında bunu yansıtmak istiyor ve köye atanıyorsunuz, tek başınasınız, bir kadınsınız. Ne yapabilirsiniz? Etrafınıza bir ışık yayıyorsunuz, birlik beraberlik sağlamak istiyorsunuz, iletişim becerilerinizi, potansiyelini arttırmak adına ve köyde bir değişim başlıyor. Onları ikna ediyorsunuz ve köyde işte atandığınız okulda bir Atatürk büstünden başlayıp diğer iç dış donanımını yenilemek adına birlik beraberlik ve girişimcilik ruhuyla yeri geliyor dileniyorsunuz, direniyorsunuz. Kim için? Çocuklarınız için, öğrencileriniz için, okulunuz için yapıyorsunuz bunu. Ve iç ve dış donanım yenileniyor ve bu girişimcilik ruhu sadece özel sektörde mi olur? Hayır. Ben bir devlet memuruyum. Bir devlet memuru da gayet tabii girişimci olabilir. Sponsorlar zinciriyle işte okulu yeniliyorsunuz, sıralar yeniliyor, yenileniyor, zeminler işte çatı atılar, bacalar derken farklı bir değişim öğrenciler için de istek uyandırıyor. Panolar değişiyor, onlara özgüven aşılıyorsunuz, onların fotoğraflarıyla oluşan panolar, onlara kendileriyle yüzleşme ve mutluluk aşılıyorsunuz aslında. Kullanılmayan bir sınıfı hobi sınıfına dönüştürmek, köy okulunda, köyde öğrencilerin vakit geçirebilecekleri, tek sosyal ortam, sosyalleşebilecekleri tek yer aslında okul. Bu anlamda onlara bir hobi sınıfı tasarladım ve burada işte oyuncak köşeleri var, güzel sanatlar köşesi var, satranç öğreniyorlar, dramaya alışıyorlar ve 1001 kitap projesi, işte o öğrencilerin, çocukların kitaba olan aşkını depreştirmek adına Binbir Gece masallarından esinlenerek Binbir Kitap projesi hayata geçiriyorsunuz ve ister istemez öğrencinize de hedefler yüklüyorsunuz. Mesela biz Binbir Kitap topladık okulumuza ve bir öğrencim bana şöyle dedi: öğretmenim, ben Binbir Kitap okuyacağım. Yavrum diyorum, bir yılda Binbir Kitap okuyamazsın. Hayır, okuyacağım, projemizin adı Binbir Kitap ya diyor. Ve onlara ister istemez siz projelerinizde bir hedef belirliyorsunuz. Ve teknoloji. Okulda tabii köy çocuğu ve çoğunun evinde bilgisayar yoktu, internet zaten yok ve çocuk okulda tanışıyor teknolojiyle. Bilgiye ulaşmanın yolu teknoloji, fakat sevgiye nasıl ulaşacağız? Sevgiye onların yüreklerine tıklayarak ulaşacağız ve onların gülümsemesini sağlayacağız. Bence öğretmenin en büyük hedefi mutlu çocuklar yetiştirmek olmalı. Gülümseyen çocuktan korkmayın, mutlu çocuktan korkmayın. Ve onlar için her şey değer diyorsunuz ve onların mutlu olması adına çabalıyorsunuz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Buna kendinizi mecbur hissediyorsunuz. Oyun alanları, işte okulun bahçesinde bir oyun alanı inşa ettiriyorsunuz ve çoğu insan diyor ki ya işte çok az öğrencim var, niye sponsorlara bu kadar masraf yaptırıyorsun falan. Hiç önemli. Onların orada bir saat oynaması bile benim için çok önemli. Tek dilekleri bir oyun parkıydı ve bir dilek tutum oyun parkına kavuştular. Mini futbol sahalarımız oluştu, işte voleybol sahaları var artık, basketbol potaları var ve Kumköy'de artık herkes spor yapıyor. Ne yapıyorsunuz? Köy okulunu köyün yaşam alanı haline getiriyorsunuz ve orada bir enerji sağlıyorsunuz ve komşuluk ilişkileri gelişiyor, iletişim becerileri artıyor ve Samsun'da ilk defa bir köy okulu, okullara et olsun projesine dahil oluyor bu vesileyle. Ve köy okulu cazip hale getirmeye başladınız bile. Sonrasında köy halkını okula çekme nasıl oluyor? Milli bayram koluyla oluyor. Onları coşturuyorsunuz. İşte bir marş korosu kuruyorsunuz. Bundan veliler çok etkileniyorlar, çocuklarını izliyorlar, marşlara eşlik ediyorlar. Bu anlamda yine çocukların ilk kez kostüm giyerek bir tiyatro oynarken, bir oyunda izliyorlar. O replikleri nasıl ezberlemişler? Şaşkınlıkla onları izliyorlar ve gurur duyuyorlar. Bir bakmışsınız 4 mevsim oluyorlar. Küçük gelincikler oluyorlar. Gülmenin, güldürmenin tadına varıyorlar. Bir bakmışsınız arı gibi vızıldıyorlar ve palyaço olup bahçeye renkler saçıyorlar. Kelebek olup kanat çırpıyorlar ve nefesleri yettiğince gülüyorlar. Kartondan fes yapıyorsunuz, belki efendi oluyorlar. Kartondan hemşire şapkası yapıyorsunuz, sizi tedavi etmeye kalkıyorlar. Dolayısıyla mutluluk, mutluluk, mutluluk. Öğretmenliğin şifresi böyle bir şey. Ve dans ediyorlar, ilk kez dans ediyorlar, dans grubu kuruyorlar, gönüllerince yarışıyorlar. Ve bu manzara, bu hangi şehir okulunda var? Bu müthiş bir resim. Her gördüğümde ağlayasım geliyor, o kadar duygulanıyorum. Teneffüste öğrenciler çayıra, çimene dalıyorlar. Yani yeşillik üzerinde taklalar atıyorlar. Nerede var bu? Hangi okulda var? Toprak kokusuyla büyüyorlar. Ağacın altında kitap okumak. Var mı bu kadar güzel bir duygu? Biz inşaat malzemelerinden kaldırımlarda yürüyemez olduk. Egzoz dumanından birbirimizi göremez olduk. Hani köyden kente göç dedik ya. Bence kentten köye göç olmalı. Köyler aslında yaşanacak yerler. Ve anneleri okula çekmek. Anneleri nasıl okula çektik? Hani anne eli değmiş derler ya. Okul anne eli değdirebilmek. Daha önceden anneler çocuklarını okula getiriyorlar, bahçeden salıyorlar, gidiyorlardı. Ben onları okula çektim, okula dahil ettim. Okulun bir parçası haline geldiler. Ve bunlar annelerimizden manzaralar. Bakın Gülten Hanım. Gülten Hanım 81 doğumlu, 5 çocuğu var. Farklı bir hikaye. Birleşim sınıfta bunu yaşıyorsunuz. Mesela Gülten Hanım'ın 5 çocuğunun 5'inin de öğretmeni benim. Hepsi aynı anda olmasa da ikisi bir arada, üçü bir arada onların öğretmenisiniz. Yüreklere dokunuyorsunuz. Anneleri nasıl okula çektik? Çocukların ağzından annelere şiirler yazdık. Analarımız var dedik. Elleri nasırlı, yürekleri hep yanık. Ben ona göz bebeği kadar yakınım. O benim ilk öğretmenim. O benim için hep yorgun, o benim için hep uyanık. Sen ey anneciğim, nasıl anlatayım seni? Senin için ne diyeyim? Gökyüzünde bulutsun pamuk pamuk, gecelerimde yıldızsın yıldır yıldır yanan. Sen varken ben ne yapayım güneşi? Her gün saçlarımı tarayan, soğuktan, hastalıktan ve kötülüklerden koruyan. Şu yalan dünyanın çilekeşi, ver ellerini öpeyim anam dedik ve anneleri okula çektik. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Anneler okula geldi. Annenin elini değmesi demek, okulun tertemiz olması demek. Ben de bir kadınım. Kolları sıvadık ve okulu temizlemeye başladık. Camları siliyoruz, tuvaletleri temizliyoruz ve Samsun'da ilk defa bir köy okulu hijyen kurallarına göre beyaz bayrak almaya hak kazandı ve bu beyaz bayrağı biz büyük bir onurla, gururla gönderimize çektik. İlkleri yaşatabilmek. Ben bir ilkokul öğretmeniyim. Bu salondaki herkesin bir ilkokul öğretmeni var. Ve ilkokul öğretmeni asla unutulmaz, iz bırakır. Olumlu ya da olumsuz. Bu öğretmenin elinde. Ve adından belli ilk öğretmensi ve onlara ilkleri yaşatma konusunda önce olman lazım. Nedir bu ilkler? İşte köyokulu öğrencisini alıp başka bir boyuta taşıyabilmek, gezmedikleri, görmedikleri yerleri göstermek, onlara tatmadığı duyguları tadarak mutluluklarına mutluluk katmak. Neler oldu buna? İşte kültür turları, ilk kez müze gezdiler, ilk kez sinemaya gittiler. 3 boyutlu sinema onlar için bir rüya gibiydi. Operatör yaptılar, gördüklerine inanamadılar ve ilk kez tiyatro izlediler ve gerçek bir sahnede 500 kişinin izlediği bir gerçek bir tiyatro sahnesinde bütün sınıf olarak rol aldılar. Özgüven patlamasını düşünün. Ve Luna Park'ta sınırsız eğlence yaşamalarından, sahilde fayton turlarına, teleferikle yolculuktan, buz pateninde paten yapma deneyimlerine kadar, bowling turnuvasından işte dünya sirkini izlemeye, yine kitap fuarına kadar gezmedikleri, görmedikleri yer kalmadı ve burada neredeyse kitapları yiyeceklerdi çocuklar. İşte bu kitap aşkını depreştirmek adına. Uzay gözlem evindeler, evreni keşfettiler. Burası benim evim, onunla öğretmenlerin evinde ağırlanmaları çok büyük bir etkileşim yaratıyor. Bunu her yıl yapıyoruz ve hayvanat bahçesine ilk kez gidiyorlar. Fakat bunca yeri gezerken, tozarken mutlular, gülüyorlar, eğleniyorlar ama birkaç öğrencim hayvanat bahçesinde burkuldu. Ve bana şöyle dedi, öğretmenim biz masallarda aslanlar, ayılar, ormanda yaşar. Bunlar neden kafesin içinde ve tek başınalar? Ve ben biliyor musunuz onlara cevap veremedim. Onlardan çok şey öğreneceğiz. Ve ben onları sadece onlar evcilleştirmek adına burada bakılıyorlar deyip geçiştirdim. Onlardan çok şey öğreneceğiz. Ata bindireceğim. İlk kez ata binecekler. At çiftliğine gidiyoruz. Öyle bir şefkat, öyle bir hayvan sevgisi var ki içlerinde. Ata binmiyor çocuk, at yorulur diye. Yani ve diyor ki ya öğretmenim büyük çocuklar, kilosu fazla olanlar küçük ata binmesinler, büyük ata binsinler, yorulur at falan diye böyle. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Ve sosyal sorumluluk, hepimiz bir engelli adayız düşüncesiyle onları anlamak, bedensel engelliler ziyaretimiz her yıl yapıyoruz, onlarla paylaşımlarda bulunuyoruz. Beni yetiştiren de bir öğretmen, benim ilkokul öğretmenim hala görev yapıyor ve ben köydeki öğrencilerimi alıp öğretmenimin öğrencileriyle tanıştırdım. Dolayısıyla çok büyük bir kaynaşma oldu, öğretmenimin öğretmeni projesi yaptık. Sonrasında ilk defa doğum gününü okulda kutlayan öğrenciler, ilk defa fidan dikenler, bir uçurtma şenliğine katılanlar, çocuk köyde özgür, gezilere gidiyoruz ya hani şehirde falan. Köye döndüğümüzde çocuk ne yapıyor biliyor musunuz otobüsten önce? Oh be diyor. Yani şehrin aslında sadece gezilecek bir yer olduğunu, yaşanılacak yerin köyün olduğunu biliyor çocuk. Ve yeni yılı kutlamak, hediye alıp vermenin tadına varmayı okulda yaşıyor ilk defa çocuk. Ve bu kadar az öğrenciyle, 11 öğrenciniz var, okul can çekişiyor ve bu kadar az öğrenciyle yüzlerce eser çıkarıp sergi oluşturabilmek çok büyük gurur veriyor. Ve bilgi yarışması, hayatlarında ilk defa bir bilgi yarışmasına katılıyorlar. Akademik başarı tabii ki öğretmenin asli görevi ve etrafımda şöyle bir söylenti var. İşte ya Dilek öğretmen hep çocukları gezdiriyor, tozduruyor. Ya bu kadın ne zaman ders yapıyor? Biz 2 yıl üst üste derece aldık. 48 köy okulu arasında 2. Bir sonraki yıl 42 köy okulu arasında 1. olduk. Onlar yaşayarak öğrendi. Hissederek öğrendi, görerek, gezerek, eğlenerek öğrendiler. Bunun en büyük ispatıydı. Ve kadın ve yaşam, kadın ve yaşamdaki çıkış noktam neydi? Tamam, okul için her şey yapıyorsunuz, çocuklar için her şey yapıyorsunuz, daha da üstüne bir şeyler koymak istiyorsunuz. Farklı bir enerji patlaması var içinizde. Kadınlar için de bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Çünkü aile gibi oluyorsunuz ve köy kadının profili belli. Çoğu kayınvalidesi kayınpederiyle yaşıyor. 3 çocuğu olan var, 5 çocuğu olan var, eşi gurbette çalışan var. Bir yandan hayvancılık, bir yandan tarım. Fakat onların mesela ömür boyu meslekleri olsun istedim ve eğitilmelerini istedim. Bu anlamda bütün köy kadınların eğitimi sağlamak amacıyla okuma yazma kursu açtım köyde ve köyde okuma yazma bilmeyen kadınlara okuma yazma öğrettim. 2 yıl boyunca köyde okuma yazma bilmeyen kadınımız kalmadı. Bir ve Güzelim ortaokulu dışarıdan bitirdi. Belki bir tane ama bana çok büyük haz, gurur veriyor. Köyde ilk defa bir kadın sürücü ehliyeti aldı. Aile eğitimi kurslarıyla devam ettik. 0-12 yaş çocuğu olanlara aile eğitimi kursu verdirdik ve kadın eğitim aşaması bu şekilde tamamlanırken çocuklara nasıl ilkleri yaşattıysak hiç sinemaya gitmemiş kadınları toplayıp sinemaya götürdüm ve bir akşam da bütün kadınları toplayıp operaya götürdüm. Köyde bu biraz eleştiriye sebep oldu. Herkes söylendi. Ya işte bağıran insanlara mı gidiyorsunuz? Ne işiniz var operada? Batı hayranı mısınız falan diye. Hayır, hiç alakası yok. Benim annem de bir köy kadını ve köy kadınının sosyalleşebileceği müzikli tek ortam nereler? Kına geceleri ve düğünler, öyle değil mi? Ve bir velim bana bir gün dedik ya öğretmenim ya tamam güzel hoş gelenek görenek de ya bir tek gelinle damat değişiyor. Geriye kalan her şey aynı. Müzik aynı, dans aynı, yapıldığı yer bile aynı düğünün. Dolayısıyla onları farklı bir şey yaşatmak adına bunu yapmak istedim ve ilk kez kadın eşi olmadan, çoluğu çocuğu olmadan kendi için bir yere gitti ve biz operaya gittik. Çok da eğlendiler ve ben onları tutup hani böyle İtalyanca aryalara falan götürmüyorum. Ben onları Seslerle Anadolu'ya götürdüm. İşte 7 bölgenin 7 ezgisinin opera formatında söylenmesiydi. Keşanlı Ali, Hekimoğlu gibi oyunlar ektiler ve önyargıları yıkmak adına kadınlar köye gittiler, bunu anlattılar. Ya opera denildiği gibi değilmiş, biz çok eğlendik, çok hoşumuza gitti. Sahne, kostümler harika ve köy halkı merak etmeye başladı. Çiftçiler merak ediyor, gençler merak ediyor. Ben de bütün köyü operaya götüremeyeceğime göre köye opera getirdim. Ve köy halkının operayla tanışmasını sağladım. Samsun... Samsun Devlet Opera Balesi sanatçılarını köye davet ettim ve onlar da köy halkına jest yaptılar ve Karadeniz türkülerini opera formatında söylemeye başladılar ve çok güzel bir etkinlik oldu. Yine kadının gücünü göstermek adına ilk kez Kadınlar Günü'nü okulda kutlama fırsatları yakaladılar ve köy kadınlarıyla şiir dinletisi yaptım. Hayatında hiç şiir okumamış kadınlara şiir okuttum, hiç şiir yazmamışlara şiir yazdırdım. Müthiş bir etkinlikti. Yine her kadına bir türkü, onların kültür sanatla buluşması adına bunu yaptık. Ve burası okulun kullanılmayan küçük bir lojmanıydı. Burayı da meslek edindirme atölyesi yapıp biz eski tahta sıraları tezgah yaptık. 20 metrekare yerde 20 kadın çalıştılar. Üretim yapıp para kazandılar. Ayakkabı yaptılar. Ve hayatlarında ilk defa bir banka kartları oldu. Meslek edindirme öğretmeni şoktaydı ve bunun daha da gelişmesi için siparişleri yetiştiremiyorlar falan. Yine bir sponsor bulup okulun arka paralellerine 160 metrekare bir... atölye yaptırdık, içini makinalarla donattık. Nasıl dernekler, kulüpler, işte hayırsever vatandaşlarla onlar üretime geçtiler. Çok da güzel oldu. Kendilerine olan saygıları arttı. Köyde ne var? Eğitim, üretim, öğretim, her şey var. Bununla da yetinmedik. Köyde çalışmayan kadın kalmasın dedik. İşte yapma çiçek yapmaya başladılar. Keşke her köyde böyle bir kalkınma başlayabilse. 2012 yılında yılın mesleğinde fark yaratan öğretmeni seçildim ama nasıl seçildim? Tek başıma seçilmedim. Köy halkıyla beraber, beni yetiştiren öğretmenlerim sayesinde, beni yetiştiren anne babam sayesinde seçildim. Ve günün birinde dünyanın en iyi öğretmeni arasına giren ilk ve tek Türk öğretmen olabileceğimi düşünemezdim bile, hayal bile edemezdim. Bu ödül benim değil, tek başıma değil. Kesinlikle birlik beraberlik adına alınan bir ödül. Ve günün birinde onlarca gazete manşetine de konu olacağımı hiç düşünmemiştim. Fakat beni en çok etkileyen bir köye ilkleri yaşatan öğretmen olarak anılmak ve eğer insanlar sizi düşündüklerinde gülümsüyorlarsa hiç korkmayın, doğru yoldasınız demektir. Ben doğru yolda olduğuma inanıyorum ve öğretmenlik çok bambaşka bir şey. Onlarla temas, duyguseli, onlara daha fazla dokunmak. Köyde ilkbahar çok güzel, sonbahar bambaşka, kış bambaşka, kar keyfi ve idealistliğin tavana vurduğu bu nokta. Ben bir öğretmenim. Öğrenciliği hiç bitmeyen, yenileyen, gelişen, her yeni günde, her derse girişinde heyecanından, coşkusundan zerre kaybetmeyen. Ben bir öğretmenim, minik kalplere örnek, geleceği işaret eden. Ben bir öğretmenim, hayal etmeyi öğreten, hayalleri gerçekleştiren. Ben bir öğretmenim, öğrencim aynam benim, baktıkça gülümserim. Teşekkür ediyorum ve bir dilek yetmez diyorum. Teşekkür ederim.